أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. كافها يا عين صاد. Bu senin Rabbinin kulu Zekeriya'ya aleyhissalatü vesselam olan lütuf ve ihsanın anlatımıdır. Evet, mukattaatla alakalı bir şey değil mi? Mesela Kâf'ın Kibriya'ya ve Hazreti Zekeriya'ya, Hayin Hazreti Harun'a, Yenin Hazreti Yahya'ya, Hayin Hazreti İsa'ya, Sa'd'ın Hazreti Muhammed'e, Mustafa'ya, ben böyle bir şey. İzah yok burada hocam. Bunlar şey zaten mukattaat bir teşebbü. En yolda geçiyordu efendim zaten. Hı. Allah bilir. Yani hepsine şöyle bir şey diyorlar yani işte. Elif, Allah, yani Cebrail aleyhisselamın remzi. Yani Mim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali'nin bu şeyi söyleyerek dua ettiğini ve dolayısıyla ismi azam olabileceği ihtimalle söylenmiş. Belki bunların çoğu işte ismi azam olma şeyi de var. Çünkü bu kafaya aynı sat küfitu biz okurken tekeli malgayla duruyoruz. Küfina diyoruz. Yani Allah bizim için yeterli oldu. Kefa gibi bir şey. Mesela hamim aynısın kaf orada da hümina, hümitu diyor. Çok defa hususuyla Hazreti Şazeli diyor. Böyle anlaşılıyor ki bunlar Aramice, İbranice Zat-ül-Uyyet'in isimleri de olabilir. O isimlerin içinde aynı zamanda harfler teker teker çok önemli bir kısım. Peygamber Aleyhisselam Efendilerimizin isimlerinin baş harfi olarak remzi de olabilir. Baş harfi olmasa bile yine onun remzi olabilir. Kulu Zekeriya Aleyhisselam'a rahmetinin zikrinden ibaret. Bu kafaya ayın sat işte bu o müpteda gibi bir şey oluyor. Bu Zekeriya aleyhisselam kulu olan Zekeriya aleyhisselam rahmetini yaddan yad etmekten ibaret gibi bir şey oluyor. Tevcih bunlar. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. يا ربي iyice yaşlandım, kemiklerim zayıfladı, eridi, başımdaki saçlarım ağardı, beyaz alevler gibi tutuştu. Evet öyledir. Siz belâtta ve iştahlı rüzgü şeyime başım bembeyaz alevle sarıldı, alevler tutuştu. Bu başın saçlarının beyazlanmasından ibaret. Öyle bir tabirin kullanılması aynı zamanda şöyle böyle her insanın içinde bir ateşin tutuşması meselesi de söz konusu olduğundan dolayı saçların beyazlanması olarak kinayi olarak. Ya Rabbi sana ait, sana her ne için yalvardıysam asla mahrum kalmadım. Evet, bu baştaki iznada seslendi demek. Zat-ül-Uyyet'e karşı seslenme kelimesi biraz böyle yukarıdan aşağıya, biraz müsavirler arasında birine sesini duyurma, çağırma, birinin yönlenmesini isteme. Zat-ül-Uyyet'e karşı nada diyor zaten. Nidada bulundu. Allah'ın münada olarak şey yaptı demek. Yalvardı, yakardı, teveccüh etti, içini döktü filan demek. Daha uyuyor. Yani öyle basit seviyesi sır kelimelerle Zat-ül Uluhiyet'le alakalı meseleler ele almamak lazım. Orada ne diyor? Yalvarmıştı. Evet. Yalvarmıştı demek lazım. Nida edip yalvarmıştı. Bir de hafiyen diyor yani. Bu esasen içinin sesini dökmüştü. İçinin sesiyle seslenmişti demek. Yani bütün bütün sesi duyurmaması demek değildi. Ama oradaki işte o kalbe ait çizgileri, kalbe ait rengi filan öne çıkarma demekti. Sadece kıtlık ağlığı yapma demek değildi. Bağırma, çağırma demek değildi. Kur'an-ı Kerim'de sünnet-i sayede duanın adabıyla çok şey var. Hazreti Pir'de mektubatı anlatıyor.
dua, münacat, yakarışla alakalı şeylerle. Oradaki üsluplara da bakmak lazım. Üsluba bakmak lazım. İnsan kendisini nasıl bir konumda düşünecek, hissedecek, mütealaya alacak. Nasıl söyleyecek ona karşı sesini, nasıl yükseltecek filan. Ben biraz onlara bakmak lazım. Yoksa çırtkanlık demek değildir. Bir arkadaşa burada öyle demiştim. Ezanda bağırabildiğim kadar bağır. Fakat kamette o bir namaza çağırmadır. Beni kalbinin sesiyle namaza çağır. Kalbinin sesi. Yoksa yarıda kes git odana yat bence. Kalbinin sesini bulacağın ana kadar git yat daha iyidir. Devam et. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Derken doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya zorladı. Ay dedi, ne olaydım, keşke bu iş başıma gelmeden öleydim, adı sana unutulup gitmiş biri olaydım. Açıklama? Bu sancılar Hazreti Meryem'in diğer anneden gibi doğduğunu, İsa Aleyhisselam'ın herhangi bir çocuk gibi dünyaya geldiğini gösteriyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın insanlarda uzak bir yerde doğduğu anlaşılır. Evet. Zekan üzerinde durulacak bir mesele, bir insanın ölüm temenni etmesi doğru değil. Bu keşke demenin mahsulü olan kısımlarında yani. Keşke dünyaya gelmeseydim, keşke daha önceden ölüp gitseydim, keşke silinip gitseydim, keşke kahrolsaydım falan. Bunlar keşkenin caiz olmayan kısımlarında diyor da, o esnada demek Hazreti Meryem validemiz öyle bir hafakan içine giriyor ki orada. Bir ikincisi de belki onların şeriatında onun bildiği kadarıyla böyle bu türlü şeylere maruz kalmadansa ölüp gitme dileğinde, temennisinde bulunmada mahsur olmayabilir. Hani Seyyidina Hazreti Yusuf için de Tevfeni Müslüman Hazreti Salih tefsirciler meselelerin üzerinde dururken o da ölüm temenni ediyor. Allah'ım beni öldür artık diyor Müslüman olarak. Salihlere ilhak buluyor. Ona değişik tevcihler getiriliyor. Hazreti Üstad'ın yaklaşımı farklı yani o. Dünyanın o parlak, cazibedar güzellikleri başını döndürmüyor da Cenab-ı Hakk'a mülaku olmayı, likaullahı arzu ediyor diyor yani. Fakat yine de ölüm temennisi var orada. Yani kendi telakkilerimiz içinde Allah'a kavuşma arzusu, delice olmalı insanda ama fakat Allah'ın hükmüne de rıza göstermeli. Allah burada kal dediği sürece nöbet yerinde kalması gerekli olan bir nefer gibi nöbet yerini terk etmemeli. Evet, o her şey divan harbi gerektirir öyle bir mesele. Fakat ihtimal, yani Hazreti Yusuf'ta olduğu gibi İsrailoğulları, bunlar Hazreti Musa'nın şeriatında belki vardır, Hazreti Meryem validemiz de böyle olmayacak şeylere maruz kalmaktan ölüp gitmek dilenebilir. Yani insan bunu arzu edebilir. Efendimizin de öyle bir duası var malum. Kavmin içinde bir fitne olacaksa daha evvel diyor. Bu açıdan yani bu türlü tercihlere bağlanabilir. Esas üzerinde durulması gerekli olan şey bu. Ya leyteni mittu kablu hâdâ ve kuntu nesyan menziyem. Ya leyteni kuntu turâba. Faydasız. Bu vakat bir hafakan mı söylenmiştir acaba? Sonra bu hal değişmiş gibi o hali söylemişsin. O Seyyidin Hazreti Mesih onu teskin edince, konuşunca artık bir referans oluyor, güçlü bir referans oluyor. Yani o önceki o durumu da bir yönüyle aydınlatıyor yani. Ruhun gelmesi, ona temessül etmesi meselesi. Hamile kalıyor ama fakat müfem mesele, muhlek yani bilemiyor. Fakat bu defa Seyyidin Hazreti Mesih konuşmaya başlayınca arkasını da anlıyor onun, geriye gidiyor. Hani demek yani bu sırrın ucu oraya dayanıyor. Demek ki o da var diyor. Bu defa o referansa güçleniyor. Onun için Hazreti Mesih'i kaptığı gibi geliyor, hahamların içine dalıyor yani orada. Kendisine bir şey deyince de sorunca da bu ne yani, babam böyle değildi, sülalende böyle birisi yoktu deyince onu işaret ediyor. Keyfe nükellim men kâne fil mehdi sabiyya diyorlar. Hazreti Mesih konuşunca o da rahatlıyor yani. Onlar da artık bir şey diyemiyorlar. Yani yine diri diri yerler de
Fakat işlerinde ehli vicdan vardır. Derler ki ya işte çocuk konuşuyor bu işte bu kadın bildiğiniz falan derler yani. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Fetaala Allahul Melikul Hak. Ve la ta'cel bil Kur'an min qabli en yuqza ileyke vahyu. Ve kur rabbi zidni ilma. Demek ki gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Bana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan unutma endişesiyle Kur'an'ı okumada acele etme. Ve ya Rabbi benim ilmimi artır. Evet, Kıyamet suresinde de hem bununla alakalı malum da tercihliği lisanike tacelebi. Hani bu türlü meseleleri de Efendimiz'in emanete riayet mevzundaki hassasiyetini vermek lazım. Ya ben bir harf kaçırırsam, ya bir kelime kaçırırsam, bu Rabbimin benim üzerinde bir emanetidir. Bu mesajı ben kelimesi kelimesine, harfi harfine, hatta harekesi harekesine o insanlara ulaştırmam lazım. Hassasiyetiyle bu mevzuda fevkalade titiz duruyor bir şey kaçırmamak için. Allah Celle Celaluhu böyle önemli bir vazifeyle tavzif buyurduğu zaten bu mevzuda teminat vererek diyor ki sen bu mevzuda öyle acele etme. Biz onu senin kalbine koyacağız. Orada da buyurduğu gibi, burada da dediği gibi. Ancak hani bir dua var yani. Sen diyebilirsin Rabbi zidna ilma. Allah'ım ilim hakiki manada niye taalluk ediyorsa işte benim hakkımda o ilmi artır. Hani ilim bir de bilim olabilir. Bir de günümüzde dedikodudan ibaret olan şeyler olabilir. Güftügü olabilir. Öyle değil. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ilim denen şey önü arkası dolu olan şey demektir. Sizi marifete götüren şey demektir. Bu açıdan da siz de Rabbi zidne ilma derken Allah'ın hakiki manada ilimle ne murat buyuruluyorsa işte o manadaki ilmimizi artır şeklinde niyetiniz olması lazım. Rabbi zidne ilma. Yoksa tabiatı, eşya ve hadiselere hallac etmek ilim değildir yani. Esas sonuca varmadır. Bu meselenin arka planına ulaşmadır. Bunları böyle sergilemekle, bu kitabı kebiri, kainatı bir meşer gibi gözümüzün önüne sermekle, bir bahçe gibi böyle o nimetleri bizim önümüze sermekle, ahiretin koridoru gibi onu göstermekle, murad-ı sübhanesi nedir yani? Onu anlamadıksa hiçbir şey anlamamışız demektir. O cehalettir. Sizi Allah'a ulaştırmayan ilim cehalettir.